Yeni yılın ilk videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta gezi videosu olarak Bursa Uludağ'a çıkmaya karar verdik. Bursa Uludağ'a arkadaşlar ister kendi arabanızla çıkın ki ben şu anda öyle yapıyorum. İsterseniz de teleferikle çıkabilirsiniz. İkisinde de ayrı bir zevk alıyorsunuz. Teleferikle ayrı manzarası var. Ayrı doğa güzelliğini görüyorsunuz. Arabanızla çıkarsanız çok farklı güzelliklerle karşılaşıyorsunuz ki arabayla çıktığınız zaman böyle güzel manzaralar olan yerler var, kafeler var. Güzel bir, hatta şu anda ekranda görüyorsunuz, böyle bir kafede oturup Bursa manzarasını izleyerek çayınızı veya kahvenizi yudumlarsınız. Aparatif şeyler de satıyorlar orada, ızgara çeşitleri. Tabii mangal falan yok. Şimdi biz Antep'te olduğumuz için, Kilis'te olduğumuz için sürekli mangal aklımız gidiyor ama işte ızgara çeşitleri var. Size şöyle söyleyeyim, teleferikle çıkarsanız tam 60 lira, öğrenci 30 lira. Arkadaşlar Bursa'da öğrenci olacaksın, yani başka bir şey yok. Öğrenci olacaksın ya. Mesela bir hayvanat bahçesine gidiyorsun, tam 10 lira alıyorlar. Öğrencen 4 lira alıyorlar. Ya bu iyi bir şey. Mesela tramvay var, tam 4,5 lira binişi. Öğrenci 100 lira veriyor, öğrenci belgesine gidiyor, 160 sefer biniyor. Uludağ işte teleferik bir öyle yani 60 lira tam, öğrenci 30-35 lira yarı yarıya düşüyor. Yani tam öğrencinin yaşayacağı yer Bursa arkadaşlar ya. Yani bence burada o öğrencilik yapıyorsanız içinizde hiçbir şey koymayın. Gezin arkadaşlar. Mesela ben duyuyorum Uludağ Üniversitesi'nde yemek şu anda 3,5 lira. 4 çeşit yemek. Mümkünatı yok, dışarıda bunu yiyemezsiniz yani. Şu anda arabamızla çıkıyoruz. Birazdan Milli Park girişine geleceğiz. Araba ücretleri ne kadar bilmiyorum. Onları da size göstereceğim. Arabayla gelirsiniz, işte otobüsle gelirseniz ayrı fiyat var. Kamyonetle gelirseniz ayrı fiyatı var. Kendi taksinizle gelirseniz ayrı fiyatı var. Birazdan onun fiyatını da alacağız. Yolları çok düzgün, korkmayın. Gördüğünüz üzere zaten. Bakalım giriş ücretleri ne kadarmış. Karlar görünmeye başladı zaten şu anda. Arkadaşlar şu anda Uludağ Milli Parkı'nın girişindeyiz. Bakalım otomobil ücretleri ne kadarmış. Şu anda evet, 2022'de motosiklet 16 lira, otomobil 24 lira, minibüs 72 lira, bidibüs 120 lira, otobüs 240 lira giriş. Ha, kış lastiği ve zincir takmak zorunludur. Zincirsiz ve kış lastiği gişelerinde iadesi sıkıntı. Geri ödeme yapılmıyor. Bir dakika soralım. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Benim lastiklerim kış lastiği. Yalnız kış lastiği olmayanlar kesinlikle çıkmasın. Çünkü sıkıntı, jandarma kesinlikle müsaade etmiyor. Veya zincir takmanızı rica edecekler sizden ya da kış lastiği. Yani buna dikkat edin muhakkak. Şu anda biz Milli Park'a giriş yaptık. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Dağın çıkmadık. Kayak merkezinin olduğu yerlere çıkmadık. Ama şu manzara için gelip görmeye kesinlikle değer. Fiyatlar artmış bu arada. Daha önce geçen yıl 18 liraydı bir otomobil. Şu anda 24 lira olmuş. Olsun. Yani bir günde gelip gezmenin hiçbir şeyi değmez yani, dokunmaz ya. Hiçbir öğrenciye de dokunmaz, normal vatandaşa da dokunmaz. Ya şu manzaralar için her şeye değer ya, bence gelin görün. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum yani. Günübirlik gelip gezip geri dönersiniz. Benim tahminim kaymanız da, işte gel gitiniz de kişi başı, öğrenci için yemeğinle, sucuk ekmeğinle. Öğrenci için en fazla 150 lirası gider. Ama bir normal vatandaş için gel git işte yemeğin, giriş ücretin 200 lirayı bulacaktır minimum. Neyse şimdi arkadaşlar şu anda sarı alan denilen yerdeyiz. Teleferiğin ilk durağı burası. Burada bazen indirebiliyordu. İleride çalışma olmuştu. Biz en son geldiğimiz teleferikle. Sarı alanda köşk evleri var arkadaşlar. Biz buraya da önce geldiğimizde fiyatları az çok biliyorduk da 2022 fiyatlarını şu anda bilmiyorum. İki ailede olsanız, 8 kişilik bir arkadaş ortamınız da olsa burada gelip köşk evlerinde rahatlıkla kalabiliyorsunuz. Isıtması da güzel.
Şu anda tekrar oteller bölgesine doğru gidiyoruz. Sarıalan'dan oteller bölgesine gidiyoruz ve burada güzel sucuk ekmek yiyeceğiniz yerler var. İşte kafeler falan da var. Şu anda birinci oteller bölgesindeyiz. Kayak yapılan yerdeyiz arkadaşlar. İnsanlar buradan bunlarla yukarı tepeye kadar çıkıyor. Şuradakilerle tutunarak. Bak şöyle hanımefendi görebilirsiniz. Tutunarak çıkıyorlar. Yukarıdan kaymaya devam ediyorlar. Bununla olmazsa o ileride oturaklar var. Oturaklarla yukarıya doğru çıkıyorlar. Kaymaya başlıyorlar. Burası birinci bölge dediğim gibi. Her şey çok güzel. Kaymayı biliyorsanız zevkini alıyorsunuz. Ha, bilmiyorsanız da şöyle altınıza kızak gibi bir şey veriyorlar. Oturuyorsunuz, kaya kaya geliyorsunuz. Fotoğraf çekmek önemli arkadaşlar. Fotoğraf çekmek için az önce ne güzel pozlar yakalıyorlardı arkadaşlar. Şimdi biraz daha dolaşacağız. Size açık söylemek gerekirse hava çok soğuk, olan çok üşüdüm. Berem falan var, montum kalın ama gerçekten üşüdüm. Şimdi bir de ikinci oteller bölgesi var. Orada diğer taraf. Şimdi biraz da o tarafı gezelim. O tarafta da şimdi burada şeyler değişiyor. Bu arada onu söylemeyi unuttum. İşte profesyonel kayanların yerleri farklı oluyor. Bizim gibi acemilerin yerleri farklı oluyor. Onları kendileri sınıflandırıyor zaten. Yukarıda şöyle tepeye çıktığınızda arkada tepede bir kafe var. Tamamen görebileceğiniz, güzel salep içebileceğiniz. Yukarıdan kaymaya başlıyorsunuz. Ta ki buraya kadar. Şimdi sizler bana soracaksınız, niye için ta yukarıdan kaymaya başladınız? Arkadaşlar, ben daha önce oradan kaymıştım ve donma noktasına gelmiştik. Eldiven falan yoktu, tövbe etmiştim. Tövbe ettiğim için ta zirveye kadar çıkmıyorum. Arkadaşlar, ikinci bölgeye gitmeden önce sizlere şunu söyleyeyim. Söylemediğimi fark ettim. Siz buraya gelirken hiç kıyafet de almasanız, kayak malzemeleriniz de olmasa burada dükkanlar var. Böyle yerlerden kiralamalar yapabiliyorsunuz. Fiyatları değişiyor. Burada her yerden tekliflerini alabilirsiniz. Ona göre yani ben işte tekrar gideyim kayak kıyafetleri alayım falan, kiralayayım. Yani öyle düşüncelere kapılmayın. Veya buradan almak istemiyorsanız benim bildiğim kadarıyla Decathlon var. Decathlon da kıyafetlerini kiralayabiliyor. Oradan da farklı bir alternatif olarak alıp gelebilirsiniz. Tabi ister istemez buralar biraz pahalı olacak. Benim tavsiyem Decathlon'dan kiralamanızı tavsiye ederim. Buraya göre çok çok uygundur. Arkadaşlar, ikinci bölge dedikleri şu arkamda gördüğünüz yer, kayak pistleri de var. Yalnız
bana sorarsanız birinci bölge buradan kat kat daha iyi ve daha kalabalık. Her şeyi orada bulabiliyorsunuz. İkinci bölge oraya göre biraz daha nasıl diyeyim, az ortamı var ve az kafeleri falan var. Şöyle arkamda gördüğümüz yer, bura komple ikinci bölge ve buradan kayıyorlar şu tepeden. Şimdi çıkmak istemedim, aracı park edeceğim, tekrar yürüyeceğim ve burada daha az insan var. Bence diğer taraf buradan kat kat daha iyiydi. Şimdi biraz daha Uludağ gezeceğiz. Aslında Uludağ'ın zirvesi buralar şu karşı olarak söylediler. Şu gördüğünüz karşıdaki yer Uludağ'ın zirvesi. Dağcılar falan oraya tırmanıyorlar. Arkadaşlar, Uludağ videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oo, çok soğuk. Gerçek Uludağ zirvesi şu arkamda gördüğünüz yer, gerçekten Uludağ zirvesi orası arkadaşlar. Onun zirvesinde göl var diyorlar. Tabii ben oraya çıkıp göremem çünkü ben bir dağcı değilim. Oraya dağcı ekipmanları olan, yürüyüşleri güzel yapan kişilerin çıkması gerekiyor. Bizim çıkmamız gerekmiyor çünkü çok kötü sonuçlar doğurabilir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.